Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere yerel yönetimlerde CBS uygulamaları dersimizin ikinci ünitesi olan imar planları için analiz ve sentez süreçleri konusunu aktarmaya çalışacağım. Ünite içeriğimiz kapsamında topografik analizler, hidrotopografik analizler, hidrolojik analizler, çevresel analizler, kentsel fonksiyonlar için uygun alanların belirlenmesi ve sentez haritalarının hazırlanması konularını kapsamaktadır. Topografik analizler, planlama için çalışılan sahadaki topografik özelliklerin bilinmesi oldukça önemlidir. Araziyi temsil eden sayısal yükseklik modeli üzerinden yükseklik analizi ve bu analize bağlı olarak birçok türev analizi gerçekleştirilebilmektedir. Şimdi bunlardan yükseklik analizine değinecek olursak, topografik yükseklik. Sayısal yükseklik modelindeki her bir gridin yani pikselin deniz seviyesine göre yükseklik değerlerini tanımlamaktadır. Araziden alınan yükseklik değerlerine sahip noktaların lineer interpolasyon ve sayısal yükseklik modelinin üretilmesiyle oluşturulmaktadır. Yansımızda bir sayısal yükseklik modelini görmekteyiz net Netket yazılımı üzerinde rölyef haritası, güneşin azimut ve altitüt ıı, açı değerleri ile sayısal yükseklik modeli üzerinde gölgeleri hesaplanan iki boyutlu planimetrik düzlemde üç boyutlu algısı yaratan haritalardır rölyef haritaları. Eğim analizi eğim yüksekliğin x ve y yönündeki değişiminin derece veya yüzde cinsinden hesaplatılmasıdır. Derece cinsinden eğim düşey mesafenin yatay mesafeye oranının tanjant açısıyla ifadesidir yüzde cinsinden eğim ise yüksekliğin yatay mesafeye oranının yüzde olarak ifadesidir. Bakı yön analizi sayısal yükseklik modeli üzerinde kuzeye göre hesaplanan yön değerlerinin tematik aralıklar ile gösterilmesi ile uygulanmaktadır. Analiz sonrası oluşan bakı haritalarında dört ana yön ve bu ana yönler arasındaki ara yönler ile düz alanlar açısal aralık değerleri ne göre gözlenirler. Bakı eğimin yönüdür. Bir pikseli komşularına göre değerlendirerek en yüksek eğimli değere göre yönelimin belirlenmesidir. Yamaç yönelimi sonlu farklan analizi. Topografik dikliğin azalım doğrultusunun kuzeyden itibaren saat yönünde yapmış olduğu açı Galant ve Wilson tarafından yamaç yönelimi olarak tanımlanmaktadır. Yine aynı araştırmacılar derece cinsinden yamaç yönelimi değerlerini sayısal yükseklik modelinin birinci dereceden türevini esas alan sonlu farklar yöntemiyle hesaplayabilmektedirler. E, yamaç eğimi sonlu farklar analizi e, sayısal yükseklik modelinin birinci türevlerinden yamaç eğimi, e, topografik dikliğin azalma yönünde yükseklik değerlerindeki değişim miktarının bir ölçüsü olarak ifade edilmektedir. Yamaç eğiminin, eğiminin hesaplanmasına yönelik olarak e, literatürde e, çok sayıda e, araştırmacının e, çeşitli algoritmaları bulunmaktadır. Hidrotopografik analizler, HLAN, ÇI ve bunun gibi duyarlılık değerlendirmelerinde sayısal yükseklik modelinden üretilen türev analizlerin oluşturulmasında geride olarak e, kullanılırlar. Hidrotopografik analiz haritalarının oluşturulmasında sahaya ait Sayısal yükseklik verisi girdi olarak kullanılmaktadır. Yükseklik bazlı birçok hidrotopografik analiz gerçekleştirilebilmektedir. Topografik Nemlilik Endeksi analizi, Topografik Nemlilik Endeksi, toprağın suya doygunluk veya su tutma kapasitesinin belirlenmesine yönelik çalışmalarda kullanılan bir parametre olup, özellikle heyelana yönelik çalışmalarda sıkça kullanılmaktadır. Topografik Nemlilik indeksinin elde edilmesinde akış yönünden türetilen özgül havza alanı ve yamaç eğimi parametreleri kullanılmaktadır. Özgül havza alanında yükseklik modeli üzerindeki her bir hücrenin sahip olduğu yükseklik değerine göre hücredeki akış yükseklik değeri kendi değerinden düşük olan komşu hücrelerden sadece birine doğru olabilmektedir hücreye ilişkin olası su akış yönleri hesaplanarak ortaya konan su akış yönleri modelinden akış toplanma modeli oluşturulmaktadır. Direnaj ağı üzerinde hücrelerin akış yönüne göre her bir hücreye gelen akış miktarı birikimli olarak toplanmakta ve akış toplanma alanları elde edilmektedir. Nehir aşındırma gücü endeksi analizi. Nehir aşındırma gücü endeksi Akımın özgül havza alanı ile orantılı olduğu varsayımı dikkate alınarak akış halindeki suyun topografiyi erozyona uğratabilme gücü olarak tanımlanmaktadır. Havza analizi, havza analizi hidrolojide su toplama havzaları akışını bir akarsu üzerinde bir çıkış noktasına gönderen doğal sınırlarla çevrili coğrafi alanlardır. Havzalar kendilerine has karakteristik özellikler taşırlar. Her bir havzaya ilişkin geometrik, topografik ve hidrotopografik özellikler havzanın hidrolojik özelliklerinin dolayısıyla karakteristiğinin belirleyicisidir. Her bir havzanın aldığı yağışı havzayı oluşturan akış kolları üzerinde değişimi uğratarak çıkış noktasındaki akış haline dönüştürmesi de havzaların karakteristik özelliklerine bağlıdır. Hava kirliliği yoğunluğu analizi Planlama sahasında değerlendirmesi gereken birçok çevresel etken bulunmaktadır. Bunlar hava kirliliği, gürültü, salgın, hastalık analizleri, suç analizleri olabilmektedir. Çevresel etkilere ilişkin verilerin sahada yapılan çalışmalar sonucu genellikle noktasal olarak toplanmaktadırlar. Sağdan toplanan noktasal ölçüm değerlerinin alansal dağılım analizleri de elde edebilmek için e, yoğunluk analizleri gerçekleştirilmektedir. E, yansımızda netket yazılımı üzerinde e, gerçekleştirilen bir yoğunluk analizini görmekteyiz. E, kentsel fonksiyonlar için uygun alanların belirlenmesi ve sentez haritalarının hazırlanması. Kentsel fonksiyonlar için uygun olan e, ve olmayan alanlar Gerçekleştirilen birinci türev analizlerinin bir arada değerlendirmeleri ile ortaya çıkan sentez haritaları sonucunda belirlenmektedir. E, uygun yer seçimi için topografik analizler içerisinden topografik yükseklik, eğim, bakı ve çevresel analizlerden de hava kirlilik yoğunluğu girdi olarak kullanılmıştır. Yansımızda gördüğümüz gibi e, puansal olarak e, değerlendirmesi yapılmış, ağırlık çakıştırma yöntemi ile normalize edilerek sonuçlandırılması yapılmıştır. Kentsel fonksiyonlar için uygun yer seçim modelinin tasarımı ve sentez modeline bakacak olursak uygun yer seçim analizi için girdi olarak kullanacak veriler sentez modelinde girdi olarak kullanılmış ve her bir analiz için kendi içerisinde yerleşme uygunluk açısından değerlendirilmiştir. Yansımızda bu akış şemasını görmekteyiz. E ünite kapsamında topografik analizlere, hidro topografik analizlere, hidrolojik analizlere, çevresel analizlere ve kentsel fonksiyonlar için uygun alanların belirlenmesi ve sentez haritalarının hazırlanması konularına değindik. E ünite kapsamında E kampüs sisteminden diğer materyalleri de çalışmanızı öneriyorum. Kolay gelsin.